Efendim herkese mutlu sabahlar, günaydınlar. Hafta içi her sabah olduğu gibi yine karşınızdayız. Soğuk algını da olsak, grip de olsak, sesimiz de gitse yine burada biz devam ediyoruz efendim. Sizleri de karşımızda görmek istiyoruz bu şekilde. Sağlıklı bir şekilde tabii ki, bu şekilde değil. Efendim bugün de çok kıymetli bir misafirim var. Profesör Doktor Lale Sever Hocam. Çocuk nefroloji uzmanı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden çocuklarda idrar yolları enfeksiyonları ve bunlardan korunma tedbirlerini konuşacağız beraberce. Efendim kendisine geçmeden önce bize ulaşmak isterseniz canlı yayın sırasında telefon numaralarımızı vermek istiyorum. 0212 alan koduyla 454-55-06 ve 454-55-07 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda efendim önce çocuğum.com web sitemizi hatırlatıyorum. Facebook ve Twitter gibi sosyal medyalardan da bizi takip edebileceğinizi hatırlatıyorum. Lale Hocam hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Görüşmeyeli iyisiniz efendim. Bir kez daha sizinle misafir etmiştik size. Evet, İzleyicilerimiz sizi tanıyorlar. Doğru. Bugün de çok önemli bir konuda dedim sizinle görüşelim. İdrar yolu enfeksiyonları gerçekten birazcık gözden kaçabilen enfeksiyonlar. Esasında sıklığı çok fazla. Doğru. Onlardan da bahsedersiniz bize şimdi ama idrar yolu enfeksiyonları deyince ne anlıyoruz efendim? Bir de sıklığı gerçekten ne kadar sık rastlıyoruz onu bir sizden alabilir miyiz? Evet, idrar yolu enfeksiyonları deyince bizim anladığımız tüm idrar yollarında, yani böbreklerden başlayarak böbreklerden idrarı idrar kesesine taşıyan yollar ve idrar kesesi de dahil olmak üzere bütün bu yollardaki ortaya çıkan enfeksiyonları anlıyoruz. Sık idrar yolu enfeksiyonları şöyle söylenebilir. Bütün hastaneye başvuruları veya çocuk doktoruna başvuruları dikkate alacak olursak üst solunum yolu enfeksiyonlarından, yani nezlelerden, bronşitlerden sonra en sık karşımıza çıkan enfeksiyon tipi, en sık başvuru nedeni hatta idrar yolu enfeksiyonları olabiliyor. Her zaman teşhisini koymak çok kolay olmuyor. Bazen bu gözden kaçabiliyor idrar yolu enfeksiyonları çünkü özellikle küçük bebekler idrar yolu enfeksiyonuna ait çok özel belirtilerle karşımıza gelmiyorlar. Onun için aramak lazım. Yani idrar incelemesi yapıp bakmak lazım. Mutlaka hekimin aklına gelmesi lazım. Belki ailenin düşünmesi lazım ve aranması lazım. Başka türlü teşhis zor olabilir. Efendim peki hani bu kadar önemsiyoruz. Ben basit nezle, grip meselelerini çok fazla belki önemsemeyebiliyoruz ama idrar yolu enfeksiyonlarını çok önemsiyoruz. Biz hekim olarak sizler özellikle bizden çok da önemsiyorsunuz. Doğru, çünkü doğru. Sonuçlarını görüyorsunuz. Sonuçlarını görüyoruz, evet. Efendim ailelere nasıl mesajlar vermek istersin? Yani neden idrar yolu enfeksiyonları bu kadar önemlidir? İki nedenle aslında idrar yolu enfeksiyonları çok önemli. Bir tanesi eğer idrar yolu enfeksiyonu gerçekten böbrekte ise ve böbrek dokusunda ise, hele de tekrarlarla seyrediyorsa, o zaman böbrek dokusunda kalıcı hasar bırakabiliyor. Bu ne demek? Eğer olay iki taraflıysa, her iki böbreklerde de kalıcı hasarlar oluşuyorsa, İleri yaşlarda böbrek yetersizliği ortaya çıkabiliyor idrar yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili olarak. Bir tanesi bu. Bir ikincisi de tamamen normal, sağlıklı görülen, yani anatomik olarak yapısı normal olan idrar yollarında enfeksiyon olabileceği gibi daha sıklıkla idrar yollarında herhangi bir yapısal bozukluk varsa, darlık, tıkanıklık, taş, fazladan bir cep, fazladan bir kıvrım gibi bir şey varsa, o takdirde idrar yolu enfeksiyonu olasılığı daha da artıyor. Yani idrar yolu enfeksiyonu gördüğümüz zaman bazen araştırdığımızda altta yatan esas hastalığı bulmamıza yardım ediyor. Bu açıdan da idrar yolu enfeksiyonunun önemi var. Hipertansiyon açısından da efendim değil mi? O kronik böbrek hastalığının gidişat sırasında hipertansiyon. Evet, evet, evet. Kronik böbrek hastalığına doğru gidiyorsa olay, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları varsa bu çocukların bir kısmında yüksek tansiyonda ortaya çıkabiliyor. Ben bir de şunu merak ediyorum, ben belki ailelerin de çok ilgisini çeker diye düşündüm. Kronik böbrek hastalıklarında, kronik böbrek yetersizliklerinin ne kadar bir kısmında idrar yolu enfeksiyonları bu hale gelmesi, başka sebepler de var çünkü ama önemli bir oran olduğunu düşündüğüm için bunu sorma ihtiyacı hissettim. Çünkü önemsenmesi gerekiyor gerçekten. Muhakkak. Türkiye'de yapılan istatistiklerde halen daha idrar yolu enfeksiyonları ve onlarla birlikte doğuştan idrar yolu bozuklukları, doğuştan idrar yolunun anatomik bozuklukları son dönem böbrek yetersizliğine gidiş nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ne kadar üzücü. Yani %50'nin de belki üzerinde toplam oranları bunların. Tabii her zaman burada idrar yolu enfeksiyonun kendisi son döneme gidiş için neden olmuyor ama altta yatan hastalığın tanınması açısından da çok iyi bir ipucu olabilir. İdrar yolu enfeksiyonuna o zaman çok çok dikkat edeceğiz. Evet, muhakkak. Kesin dikkat edeceğiz. Çünkü böbreklerimizin yedekleri birbirini yedekleri ama ikisi birden sıkıntı yaşayabilirler. Efendim yaşlara göre farklı belirtiler verdiklerini biliyoruz.
idrar yolu enfeksiyonlarının birazcık daha hem ailelere hem bizi birazcık daha bilgilendirebilir misiniz? Hangi mesela yeni doğan bebeklerde, süt çocuklarında, daha büyük çocuklarda nasıl belirti bulgularla seyredebilirler? Aslında isterseniz büyük çocuklardan başlayalım. Olur, çünkü onlarınkini anlamak çok daha tipik. Kolay, daha tipik. Aynen erişkinlerde olduğu gibi bir defa her yaş için ateş olabilir. Her enfeksiyonda nasıl ateş oluyorsa idrar yolu enfeksiyonlarında da ateş önemli bir belirti ve önemli bir bulgu olabilir. Büyük çocuklar daha çok karın ağrısını ifade edebilirler veya böbreklerinde yan ağrısı şeklinde bunu ifade edebilirler veya idrar keselerinde ağrı varsa karınlarının alt tarafında ağrı olduğunu söyleyebilirler. Bir belirtisi bu olabilir. Yine idrar yaparken yanma, sızlanma, sık sık idrara gitme, çoğu defa idrar kaçırma, daha evvel normal idrar kaçırması olmayan bir çocuğun idrar kaçırmaya başlaması idrar yolu enfeksiyonu akla getirir. Daha küçük çocuklarda, süt çocukluğu dediğimiz dönemde böyle çok tipik belirtiler olmayabilir. Yine ateş olabilir, huzursuzluk, kusma, bebeğin keyifsiz hali, beslenme istememesi. Yani bir hastalık hali var ama siz onu herhangi bir şeye yorumlayamıyorsunuz. Bir nezle hali yok, öksürük yok ama ateş var belki hafif veya yüksek. Bir hasta hali var çocuğun, kusması var. Bu da pekala idrar yolu enfeksiyonunu akla getirmeli. Yeni doğan döneminde biraz daha da farklı. Yeni doğan döneminde çok ağır da seyredebilir idrar yolu enfeksiyonları. Bizim sepsis dediğimiz yani kana mikropların karışması ve çocuğun hakikaten genel halinin çok bozulması, beslenememesi, hatta sarılık ortaya çıkması gibi genel durumu bozan belirtiler olabilir. Bazen efendim uzamış sarılıklı çocuklarımızda altından gerçekten idrar yolu enfeksiyonları çıkıyor. Evet. Hatta hiç unutmuyorum, yoğun bakımda fototerapi gören bir hastamız daha 3 günlüktü. Doktor bey dediler hani yardımcı arkadaşlarım, hemşire arkadaşlar. Çocuk dikkatimizi çekiyor. Her idrar yapışında bir sıkıntı yaşıyor gibi. Bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Anne baba da evde dikkatini çektiğini söylediler ondan sonra. Gerçekten idrar yolu enfeksiyonu tespit edildi. 3 günlük veya 4 günlüktü bebeğimiz. Yani çok erken aşamada bile o sıkıntısını hissettirebiliyor kendisini. Bir de efendim idrarda çocuklarda bazen renk değişikliği oluyor. Koku olabiliyor. Özellikle bu koku meselesi anne babaların çok dikkatini çekiyor. Bazı aileler diyor ki doktor bey kokuyu fark ettim getirdim diyorlar. Bu koku değişikliği de hani her çocukta olmayabilir ama idrarda koku da yapabilir mi idrar yolu enfeksiyonları? Doğrudur. Bunu özellikle dikkatli anneler çok sık olarak ifade ediyorlar. Aslında kitapları açıp baktığınızda Şükrü Bey kokudan idrar yolu enfeksiyonunun tanınması pek mümkün değil. Yani böyle bir şey çok yazılı değil. Ama ailelerin kesinlikle bu konuda tecrübeleri olduğuna ben inanıyorum. Özellikle annelerin çoğu defa kokusunun değiştiğini fark ettim idrarın. Onun için geldim diyen bizim sürekli izlediğimiz, takip ettiğimiz hastalar var. O da bir belirti diye düşünüyorum çok ciddi olarak. Anneler bu konuda uzman diyebilirim. Evet. Annelerin pratik bilgileri. Kesinlikle. Hele birkaç defa böyle bir şey geçmişse çocuğunun başından o kokusundan idrar yolu enfeksiyonunun tekrarladığını fark edebiliyor gerçekten. Renkte bir koyulaşma efendim olabilir mi yoksa yeterince sıvı almadıkları için mi muhtemelen zaten? Muhtemelen o yeterince sıvı almadıkları için ateş de yüksekse yeterince de sıvı almıyorlarsa veya kusuyorlarsa o zaman idrar yoğunlaşıyor. Yoğunlaştığı zaman da rengi daha koyu koyu sarı olabiliyor. Bazen de efendim birkaç tane o şekilde vakamız oldu. Teorik olarak da okudum kitaplardan da ama hani zaman zaman rasyon kanlı idrar kesesi iltihabı gibi bir özel durumlar da olabiliyor. Hani aileler korkmasın diye bunu söylemek istedim. Bazen bol miktarda kanlı idrar bile yapabiliyorlar. Evet doğrudur. Yani idrarda kan görülmesinin, kanama olmasının en sık altta yatan nedenlerinden biri de enfeksiyondur. İdrar yolu enfeksiyonudur. Bu erişkinlerde de böyledir. Çocuklarda da olabilir. Kanamalı olabilir idrar yolu enfeksiyonu. Hani uygun antibiyotik tedavisiyle anında kesiliyor. Tabii hemen ki. Giriliyor. Efendim biz o zaman farklı yaşlarda farklı belirtiler görebiliyoruz. Özellikle de idrar kaçırma meselesi ailelerin çok ilgisini çeken bir konu. Zaten Türkiye'de de oldukça sık rastlanıyor. O da efendim bahsettiniz ama çok kısacık tekrar ondan bilgi almak isterim. Yani çocuk sağlıklı bir şekilde idrarını hiçbir şekilde kaçırmıyorken veya çok çok seyrek kaçırıyorken diyelim 5-6 yaşında 8 yaşında bir çocuğun idrar kaçırmaya başlaması da aileye dikkat etmesi gerekir. Muhakkak gerekir. Bazen tuvalete yetişememe, tuvaletin kapısında bir damla kaçırma veya işte televizyon seyrederken oyuna dalmışken kaçıran ve bunu sürekli yapan çocuklar var. Bazen aileler bunu normal bir olaymış gibi de karşılayabiliyorlar. Bunların altında yatan idrar yolu enfeksiyonları veya idrar kesesinin süregen, uzun süreli iltihaplanmaları veya tekrarlayan bir takım hastalıkları olabilir. Özellikle gündüz vakitlerinde tuvalete yetişemeyen, çok sık idrara giden veyahut da idrarını damla damla da olsa kaçıran çocuklara da bu açıdan
dikkatle bakmak lazım. Çok teşekkür ederim. Efendim bir izleyicimiz varmış hattımızda, kendisini alalım. Evet. Ayşe Hanım, sizin efendim kameranız burası. Alo, merhabalar. Peki. Buyurun efendim. Benim doktor hanıma bir sorum olacaktı. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Benim 10 yaşında bir kızım var. Evet. İdrar yolu enfeksiyonu oluyor sürekli. Yani bu 1,5 yaşında başlamıştı. Bir ara geçti, şu 2 seneden beri yine yoğun bir şekilde devam ediyor. En son gittiğimizde de bize şey söylendi. Kum molekülleri döktüğü söylendi. Onun çok fazla yataklık yapacağını, hani sürekli o yüzden iltihap kaptığını söylediler. Bir tedavi uygulandı. Antiseptik falan içirdi. Antibiyotikler falan. Ama şu anda hala kesilmiş değil. Çok ağrılı ve yanmalı oluyor. Yani antibiyotik şu anda bir çözüm değil. Hani geçirmiyor. Yani ne yapabiliriz? Efendim sorumuz var mı? İsterseniz genel olarak zaten koruyuç tedbirleri konuşacağız. Evet, konuşacağız. İsterseniz şimdiden alabiliriz. Çok teşekkür ederiz efendim. Geçmiş olsun. Önerilerde bulunacağız efendim size. Şimdi tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, özellikle idrar kesesi düzeyinde olanlar, Ayşe Hanım'ın tarif ettiği gibi idrar yanmasıyla gidenler sıkça kız çocuklarında görülebiliyor. Tabii ki gereğinde antibiyotik tedavisi yapıyoruz. Hatta bazen uzun süreli koruyucu antibiyotik tedavisi kullanabiliyoruz böyle hastalarımızda. Ama belki ondan daha önemlisi bir takım başka tedbirler. İdrar Tabii. yolu enfeksiyonlarının belki çok akla gelen bir şey değil ama bağırsak hareketleriyle, bağırsak motilitesiyle çok önemli alakası var. Kabızlığı olan çocuklarda özellikle sıkça görülebiliyor. Çünkü sonuçta idrar yollarına bulaşan mikroplar daha çok bağırsakta yerleşen, orada çoğalan mikroplar. Onun için kabızlık idrar yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkaran bir durum. Bilemiyorum, Ayşe Hanım'ın kızında da belki böyle bir durum vardır. Önce bununla mücadele etmek gerekiyor. Önlenmesi gerekiyor. Mutlaka bunun önlenmesi gerekiyor. İkinci bir olay da korunma açısından çok önemli. Onu çok üstünde durarak söylemek istiyorum. Genellikle aileler, anneler idrar yolu enfeksiyonlarının tuvaletten bulaşabileceğini düşünüyorlar. Ve çocuklarına da okulda veya umuma açık yerlerde tuvaletler kirli olur, aman sakın orada tuvalete çok korkunç, gitme çok diye bir şey. Tavsiyede bulunuyorlar. Hiç uygun bir durum Bu değil. Bu çok yanlış. Biz en çok öyle söylüyoruz. Boş idrar kesesini severiz. Yani boş olsun. İdrar geldiği zaman hatta çok sıkışma beklenmeden belli aralıklarla mutlaka tuvalete gidilsin ve bol sıvı alınsın. Aynen bu yıkama mantığına. Bol sıvıyla idrar yollarınızı yıkayacaksınız ve o yıkama suyunu da tutmayacaksınız, boşaltacaksınız. Bu önlemler de çok önemli. Yani bol sıvı almak ve idrar kesesini mümkün olduğunca boş tutmak, düzenli aralıklarla tuvalete gitmek. Hani kabız kesinlikle kalmamak. Kabız kalmamak. Hani kabızlık varsa bir kere onu tedavi etmeden Peki. idrar yolu enfeksiyonu önleme ihtimalimiz çok zor. Çok zor. Bir de efendim o kadar hoşuma gitti ki bu tarifiniz. Hani bol su içeceğiz, idrar yollarını yıkayacağız ve yıkadığımız suyu da orada bekletmeyeceğiz. Evet. Normal şartlarda özellikle biraz önce bahsettiniz. Hani çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunun belirtilerinden bir tanesi de dediniz ki hani son dakikada idrarında bir miktar damla gelmesi, kaçırması, yetişememesi falan gibi. Şimdi bazı çocuklar da efendim idrarlarını çok bekletiyorlar. Televizyon, dizi, çizgi film, herhangi bir şey seyrederken ayaklarını birbirine çaprazlaştırıp son saniyeye kadar ne kadar bekletebilirsek o kadar kârdır diye bakıyorlar. Ama bu zaman içerisinde idrar yollarına nasıl bir zarar veriyor? İsterseniz onu sizden dinleyelim efendim. Tabii ki bu sonuçta bekleyen, bu klasik herkesin de bildiği bir şeydir. Duran suda, bekleyen suda mikroplar ürer. Aynı şekilde idrar kesesinde çokça bekleyen, idrarın içinde de mikroplar daha kolay ürüyor. Çünkü idrar kesesi her zaman bizim hani tamamen steril dediğimiz, tamamen mikroplardan arınmış bir ortam değil. Orada bir miktar mikrop her zaman bulunuyor ama bu idrarın akımıyla yıkanıyor bu mikroplar. Sonuçta yıkamazsanız idrar kesesini, orada sürekli sıvı idrarı biriktirirseniz o mikrop üremesi daha kolaylaşıyor. Bir de çocuklara okulda bunu çok tavsiye etmek lazım. Bizim hastalarımız özellikle işte okulda tuvalete gitmiyor hiç. İşte ya okul tuvaletini sevmiyor, kirliydi diyor. Teneffüste ben bazen hastalarımla konuşuyorum ama oyun var teneffüste diyorlar. Tuvalete niye gidelim, oyun oynuyoruz. Tabii. Ben de şöyle kural koydum. Bir teneffüs oyun, bir teneffüs tuvalete gitme. Süpersin. böyle herhalde yapmak Hatta lazım. Hatta böyle çok idrarını tutan çocuklardaki problemi önüne geçmek için bile her teneffüs gibi her başlangıçta belki. Evet. Yani normal şartlarda ama dediğiniz gibi bir teneffüs size bir teneffüs. Bir teneffüs tuvalete ayırmak lazım. Ama okulda tuvaletler temiz değildir, gitmekte çekinelim gibi yaklaşım
Çok hiç ciddi şekilde zararlı. Hayır, bir de onu üstüne basarak söylemek istiyorum. Hiç kimseye hiçbir şekilde hiçbir tuvaletten mikrop idrar yollarına bulaşmasın. En fazla eliniz kirlenebilir. Çıktıktan sonra elini yıkasın çocuklar. Bu yeterli. Yani, tuvalet temizliğine dikkat edelim. Kabul, o mutlaka. O başka, ama tabii, idrar yolu enfeksiyonları olacak diye tuvalete gitmemezlik, evet, yapmayalım. Çünkü oradan o geçme hata ihtimali yok. Bağırsaklarımızdaki flora geçtiği için çok fazla o tuvalet konusunda yani abartmamak gerekir diye düşünelim. Yani okullarda da mutlaka bu kontrol mekanizmaları vardır. Belki buradan da biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini, evet, iletmiş, evet, olabiliriz. Evet. Efendim, hattımızda bir izleyicimiz var. Kendisini hemen alalım. Gül Bayrak Hanım, buyurun efendim. İyi günler. İyi günler efendim. Ben bir soru sormak istiyordum da, benim bir çocuğum iki sefer idrar yolu enfeksiyonu geçirdi. Şu an 11 aylık. Biz şu anda ilçedeyiz. Bize kültür, her ay kültür yaptırmamız gerektiğini söylüyorlar. Fakat ilçede kültür yaptırmak mümkün olmuyor. Bunun için tam idrar tahlili yeterli mi? Başka bir doktor da bize tam idrar tahlili yeterli dedi. Hangisi yeterli? Bunu öğrenmek istiyorum da. Bebeğiniz efendim şu anda 11 aylık. Evet. İlk defa ne zaman geçirdi efendim hastalığını? Efendim? İlk defa ne zaman idrar yolu enfeksiyonu oldunuz? 2 aylıkken geçirdi. 2 aylıkken. Peki efendim, çok çok teşekkür ederiz. Efendim, sorunuz var mıydı izleyicimize? Ben cevap vereyim isterseniz. Şimdi şöyle, idrar yolu enfeksiyonunun teşhisini koymak için bizim için asıl olan, en güvenilir olan, en kesin olan idrar kültürü, tabii, yapıp bu kültürde üreme saptamak. Ama bunun da kendine göre zorlukları var. Böyle Gül Hanım'ın bebeği gibi küçük bebeklerde, kız bebeklerde özellikle İdrar almak için bir çok torba zor yapıştırma işlemi var biliyorsunuz. Bu torba yapıştırma işlemi etraftan başka mikropların da, yani idrardan gelmeyen, deriden olabilen mikropların da bu torbanın içine düşmesine ve bizi bazen yanıltmasına yol açıyor. Onun için bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu tanısı koyarken, evet, idrar kültürü çok önemli ama bunun belki daha doğru koşullarda sonda ile alınması, direkt veya idrar kesesinden alınması daha kesin sonuç veriyor. Öte yandan Gül Hanım'ın dediği gibi idrar tahlili tabii çok önemli bir ipucu. İdrar tahlilinde iltihap hücrelerinin görülmesi, o da tanı için önemli bir kriter. Eğer takipteyse, yani bebeğin başka bir yakınması yoksa, ateşi yoksa, keyfi yerindeyse, sadece idrar tahlili yaparak da eğer idrar tahlilinde herhangi bir problem yoksa, iltihap hücreleri yoksa, her seferinde de kültür yapmaya gerek yoktur. Buna doktor karar verebilir tabii ki. Ama normal şartlarda idrar tahlilinde bir problem olursa kültür yaptırmaları tabii gerekir. Şart. O zaman antibiyotik seçimi veya antibiyotiğin doğru olup olmadığını saptamak için gerekir. Efendim, biz de tam zaten onu soracaktık şimdi. Hani test, ne tür testler yapalım diye çok güzel soru geldi. İdrar, doğru, idrar, evet, kültürü. Bunun yanında efendim ilave tetkikleri ne zaman yapmak lazım, nasıl yapmak lazım? Hani görüntüleme teknikleri dediğimiz şeyleri, işte ultrason nasıl çekelim? Çünkü bir yaşın altında iki defadır idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş, biraz da erken. Ha, bir görüntüleme, en azından bir ultrason çekmelerinde fayda olur mu? Muhakkak. Şimdi en başta da söylemiştik, idrar yolu enfeksiyonlarının öneminin biri böbreklere zarar verme riski. Bir diğeri de altta yatan hastalıkları ortaya çıkarabiliriz idrar yolu enfeksiyonunun üzerine gittiğimiz zaman. Onun için kural olarak biz diyoruz ki, eğer bir çocuk veya bir bebek ciddi bir idrar yolu enfeksiyonu geçirmişse, yani ateşi var, kusması var, klinik olarak bizim tanıdığımız bir takım belirtileri var. İdrar tahlili ve kültürü yaparak ikisiyle de beraber idrar yolu enfeksiyonu teşhisinde kesinleştirmişsek, o zaman mutlaka idrar yollarına bir bakmak lazım. Bu bakmanın da en basit, en kolay, en az zararlı yolu ultrasonografi yaparak bakmak. Onun için bir çocuk idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinde bir kere ultrasonografi ile böbreklerine, idrar yollarına ve idrar kesesine, yani bütün idrar yolları sistemine bakmak lazım. Bu bakı sırasında bazı şeyler görebiliriz. Şüpheli dediğiniz bazı gibi bulgular olabilir. İşte darlıklar varsa o darlıkların arkasındaki şişmeler, genişlemeler görülebilir. Bazen taş ortaya çıkabilir. Veya idrar kesesinin duvarında kalınlaşmalar, girintiler, çıkıntılar, cepler gibi enfeksiyonu kolaylaştıracak bazı bozukluklar bulunabilir. Mutlaka ultrasonografiyle bakmak lazım. Onunla bir ipucu elde edersek veya idrar yolu enfeksiyonları tekrar tekrar ortaya çıkıyorsa, bir de bizim reflü dediğimiz bir durum var. Onu ortaya çıkarmak için reflü şu: idrar kesesinden normalde idrar dışarıya doğru akar. Bir daha böbreklere doğru, yukarıya doğru geri hareket etmez, geri çıkmaz. Ama eğer böbreklerden idrar kesesine idrarı taşıyan kanal ağızları biraz gevşekse, biraz genişse ağızlar, o zaman idrar geri tepebilir keseden yukarıya doğru ve
daha kolay idrar yolu iltihabı ortaya çıkabilir. Biz bu duruma reflü, idrar reflüsü diyoruz. Böyle bir şeyi araştırmak biraz daha zahmetlice bir iş. Tekrarlayan bir idrar yolu enfeksiyonumuz varsa bunu da araştırmakta. Veya ciddi ateşli enfeksiyonumuz varsa veyahut ultrasonla baktığımız zaman idrar yollarında bir takım ipuçları görüyorsak böyle bir geri kaçış olduğuna dair, o zaman mutlaka onun da gösterilmesi, onun için özel bir teknik lazım. Özel bir şekilde idrar kesesine bir sonda uygulaması yapıp öyle film çekmek lazım. Onu da yapmak gerekebilir bazen. Peki, çok teşekkür ederiz. Efendim kısacık bir reklam aramız varmış. Reklamlardan sonra efendim tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Swiss-made mechanical movement. Moon phase complication. Precision is my inspiration. Maestro. Raymond Weil, Genève. Çile biter, temizlik başlar. Arif, Innovative Life. Çile biter, temizlik başlar. Arif, Innovative Life. Kat bahçelerinde muhteşem manzaranın tadını çıkarın diye alt kata Haute Couture butikler getirdik. Çok özel hayatlar için çok özel bir proje. Koru Florya. Bir ilk. Ayaklarını yerden gerçekten kesecek bir ilk. UFO uzaya götürüyor. UFO ile uzaya giden ilk Türk sen olabilirsin. Bir UFO al, uzaya git. UFO. Şofbende havlu attıran kalite yine Aura'dan. Aura mikro kontrol şofben zirvede. Emniyet ve güvenliğiyle, anında sıcak su sağlamasıyla, su ve enerji tasarrufuyla, ücretsiz ve kolay montajıyla, yaygın servis ağıyla zirvede. Bu özellikler benzerlerine havlu attırır, Aura şofbeni olana keyifle banyo yaptırır. Aura Mikro Kontrol Şofben ister kredi kartlı ister senetli 12 aya varan taksitlerle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. Toplantı ve kongrenin yeni adresi İhlas Armutlu Tatil Köyü. Belediyeler, sanayi kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ve okullar, evinizin rahatlığında yeşil ve mavi ile iç içe eğitim ve motivasyon toplantılarınız için sizi İhlas Armutlu Tatil Köyü'ne bekliyoruz. 30 kişiden 550 kişiye kadar tam donanımlı toplantı salonları, tam pansiyon konaklama imkanı, her dairede şifalı kaplıca suyu, havuzlarda 28 derece ısıtılmış deniz suyu, kür merkezi ve eğlence merkezleri. Hepsi İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkta. İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10.0. Soba İhlas'tan alınır. Türkiye'nin en çok satan ısıtıcıları, rakipsiz kalitesiyle, uygun ödeme koşullarıyla kışa hazır. Aura ısıtıcılar ister kredi kartlı, ister senetli 12 aya varan taksitlerle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. Doğadan sanata. Yurtbay Seramik. Kiyolu'da yılbaşına özel Kiyolu Style kampanya. %50'ye varan Kiyolu Style indirimler. Üstelik kart finansa özel 7 taksit fırsatıyla. Kiyolu 1938'den beri canım Türkiye'min erkek giyiminde en kaliteli markası. Efendim tekrar merhabalar. Biz efendim annelere bu konuda bazı sorular yönelttik, sorular sorduk. İdrar yolu enfeksiyonları ve korunması konusunda. Bakalım anneler neler cevap vermişler, anne babalar bize nasıl cevap vermişler. İstersen onu izleyelim, sonra Lale hocamla birlikte muhabbetimizi sürdürelim efendim. İdrar yolu enfeksiyonuna hiç yakalandı mı çocuğunuz? Yakalandı, evet. Biraz o süreçten bahseder misiniz? Nasıl anladınız? Sık idrara çıkmasından anladım. Böyle. Siz bir önlem alıyor musunuz peki yakalanmaması için? Ayağını üşütmemeye çalışıyorum. Bu başka bir şey yok. İdrarında yanma oldu. Yanma olduktan sonra bu sefer acıyla bir şey kıvranmaya başladı. Sırf acı ödedi. Bu nedenle başka türlü o şekilde sonra doktora götürdük kendisini. Hı hı. Ve tahlil yapıldı, idrar tahlil yapıldı. TİT diye bir tahlil vardı, onu yaptılar. Kan tahlil de yapıldı. İdrarında enfeksiyon olduğu anlaşıldı. Antibiyotikle ve iğnelerle zannedersem hatırladığım kadarıyla iğnelerle geçmişti. Çocuğunuzda hiç idrar yolu enfeksiyonu oldu mu? Oldu. Nasıl fark ettiniz, ne yaptınız? Yani doktora götürdüm oradan. Üşütmüştü zaten. Doktorun söylemesi üzerine. Yani çiş idrarında yanma falan vardı. Ondan yani, başka bir şeyden değil. Yok, hayır, yakalanmadı. Biliyor musunuz peki nasıl koruma yapabilirsiniz? Nasıl önlemler alabilirsiniz yakalanmaması için? Yani olarak bu konuda bilginiz var mı? İdrar yolu enfeksiyonu, yani üşütmemesi lazım gerektiğini biliyorum. Mikrobik bir durum olmaması gerektiğini biliyorum. Onun haricinde başka bir bilgim yok. Yani zaten ağrısı sancısı oluyor. Tuvalete çıkmakta problem yaşıyor ve bunu anlıyorsunuz bir süre sonra. Doktora götürdüğümüzde de tahlillerde çıkıyor. Peki tekrar yakalanmaması için aldığınız önlemler var mı? Yani genelde üşütmekten, mikroptan olan bir şey. İşte çocuklar soyunuyorlar, giyinmiyorlar ayaklarını falan. Ama siz ne kadar bir süre sonra unutuyorsunuz tabii. Yani kesinlikle anneler çocuklarının hastalanmasını istemez ama unutuyorsunuz bir süre sonra. Efendim tekrar merhabalar. Efendim Lale hocam, dinledik aileleri. Biraz soğuk tutmak, sıcak soğuk muhabbeti var. Bir de gerçekten yani ne kadar güzel oldu. Çünkü doğaçlama soruluyor annelere. Yolda geçen herhangi bir annemize babamız soruluyor. Gerçekten idrar yolu enfeksiyonları herkes yani, geçiriyor yani. Gerçekten sık yani. O yüzden hem biz dikkat edelim, hem aileler dikkat etsinler. Ne dersiniz efendim bu konuda kısa bir yorum alsam? Evet, idrar yolu enfeksiyonları sık. En başta da söylemiştik. Özellikle süt çocukluğu çağından sonra kız çocuklarında daha sık. Ama yeni doğan devresinde ve süt çocukluğu çağında erkek çocuklarda da olabilir. Sünnet meselesinde etkisi var herhalde. Sıkça görülebilir. Hele erkek bebeklerde tekrarlama riski olan idrar yolu enfeksiyonları varsa, altta yatan bir bilinen hastalık, bir doğuştan gelen hastalık varsa idrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için erkek bebekler için sünnet bir önlem olabilir.
Bunun bilimsel olarak gerçekten çok önemli olduğu, işe yaradığı, idrar yolu enfeksiyonlarını engellediği de biliniyor. Yani bilimsel olarak da gösterildi bu. Onun için erkek bebekler için tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında özellikle sünneti tavsiye ediyoruz. Bu ayakları üşütme meselesine gelince şey. O gerçekten annelerimiz arasında veya halk arasında diyelim çok söylenen bir şeydir ama bir gerçek tarafı yani gerçek bilimsel bir tarafı yok. Yani ayak üşütmekle idrar yollarına mikropların ulaşması arasında bir bağlantı yok. Ama refleks olarak sık idrar meselesi belki. Evet o olabilir. Yani idrar enfeksiyonu değil de sık idrar. Ama yani soğuk havalarda idrar kesesinin daha bir erkenden kasılması ve tuvalete gitme ihtiyacının ortaya çıkması olası o var. Ama enfeksiyonu çağırır gibi bir şey değil. Dediğim gibi enfeksiyon için en önemli önlemlerden bir tanesi kabızlığın önlenmesi. Mutlaka her gün rahat ve bol bir şekilde çocukların dışkılaması lazım. Ve de mutlaka bol sıvı alınıp idrarın bekletilmeden boşaltılması bu da çok önemli. Biraz belki şey demek lazım tuvalete vakit ayrılması lazım. Bunu aklımızın bir köşesinde bulundurmak lazım. Hem büyük abdest yapmak için çocuğun tuvalette oturması, beklemesi, bunu aceleye getirmemesi, idrar kesesini zamanında ve iyi boşaltması lazım. Her ikisi de efendim gerek bağırsaklarımız gerek idrar evet. yollarımız için birazcık vakit ayırmak gerekiyor evet, dediğiniz gibi gerçekten. Evet, evet. Bağırsaklarımıza da yeterli vakit ayırmazsak, tam boşaltmazsak o da kabızlık olarak karşımıza çıkabiliyor. Öbürümüz de idrarda enfeksiyon olarak. Efendim Şahin Bey hattımıza var. İsterseniz onu alalım sonra muhabbetimizi devam ettirelim. Şahin Bey hoş gelmişsiniz efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim, buyurun. Benim 5 aylık bebeğim var. 3. sefer idrar yolu enfeksiyonunu tekrarladı. Oldukça sık. 3 sefer sürekli tekrarladı yani. Biz hastaneye götürüyoruz, orada kültür sonucu yapıyorlar. Ondan sonra sondayla alıyorlar, böyle şeyler yapıyorlar. Sürekli tekrarlıyor. Acaba bir sorun olur mu? Şu an ben şey yok. Efendim herhangi bir şey sormak ister misiniz izleyicimize? Kız mıdır, bebek erkek midir acaba? Evet, erkek bebek. Herhalde bakmışlardır diye düşünüyorum ultrasonografiyle veya başka tetkikler yapılmıştır, radyolojik tetkikler yani görüntüleyen. İleri tetkik, görüntüleme yapıldı mı efendim? Ultrasyon yapıldı. Daha ileri bir şey yapılmadı efendim. Hayır, daha ileri bir şey yapılmadı. Kum döküyor dediler. Sonradan geri başka bir hastaneye götürdüm. Öyle bir şey yok dediler. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Size de önerilerde bulunacağız efendim. Efendim bu kum dökme meselesi en son ondan gireceğim. Çocuklarda zaman zaman olabilecek basit bir durum olarak biz biliyoruz. Hani bazı idrar tane de çıkar bazen de çıkmayabilir. Bu normal bir durumdur. Yani anormal bir durum olarak ne dersiniz efendim? Kum dökme evet dediğiniz gibi yani küçük kristaller görülmesi evet. herkesin her idrar tahlilinde karşımıza çıkabilecek normal bir olaydır. Ama bazen gerçekten bu kalsiyum kristalleri evet. çok fazla görünüyorsa idrarda yani idrarda fazla kalsiyum atılımı durumu olabilir ama bunu da bana bakmak lazım. Yani sadece idrar tahlilinde kum taneleri görüldü veya işte bu kristaller görüldü diye kum döküyor demek çok doğru değil. Bir de hani bazı idrar tahlilinde bulunabilir, bazen bulunmayabilir. Onu bu idrarın efendim, yoğunluğuna evet. göre de değişebilir. Günden güne de değişebilir. Hani laboratuvarın bir hatası veya bir öyle oldu bir böyle oldu diye düşünmemek lazım. Olabilir. Bu normal bir durumdur. Efendim bir de 5 ayda 3 defa idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş. Herhalde bunu çok hani önemli bunu, bir durum olarak. Bunu önemsemek lazım gerçekten. Hele idrar yolu enfeksiyonu geçirirken bebeğin kendi sıkıntısı varsa yani hastalık belirtileri de varsa sadece kültür değil de. Çünkü sadece kültürde görülenler bazen daha az değerli olabilir ama çocuk gerçekten hasta görünüyorsa. Ateşi varsa, tekrarlanıyorsa, kusması varsa. Beslenemiyorsa, kilo alamıyorsa bu nedenle o zaman daha çok üzerine eğilmek lazım. Ultrasonografiden başka daha ileri tetkikler yapmak gerekir. Lazım. Belki efendim biraz önceki verdiğiniz öneriyi aileye söylemek gerekebilir. Erkek çocuğu sordunuz evet. özellikle onu. Belki eğer ultrasonografi de tamamen normalse bunu önlemek adına sünnet de önerilebilir. Peki efendim. Efendim bir hattımızda bir izleyicimiz daha var. Birsen Hanım. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Dinliyoruz efendim. Buyurun. İyi yayınlar. Sağ olun. Ben geçen hafta çocuğumu hastaneye götürdüm de idrar tahlili yapıldı. İdrarında bir miktar kan bulunmuş. Evet efendim. Bize görüntüleme merkezine yolladılar. Ultrason çekildi böbreğine ne olur. Sağ böbreğine göre sol böbreği büyük. Sağ böbreği 81-35 gel, sol böbreği 82-39. Şu anda normalde benim çocuk nefroloji bölümüne gitmem lazımken randevu alamıyoruz hiçbir şekilde. Çocuk hastalıkları ilgileniyor bizde.
ve şu anda bize hiçbir konuda bir şey demediler neden, niçin olduğunu. Ve doktorumuz sadece dedi ki 2-3 kere bu böbrek enfeksiyon kaparsa kendiliğinden iflas edeceğini söylediler. Efendim sadece ve sadece idrarda kanama mı görüldü başlangıçta efendim? Hani ilk idrar bulgusu sadece kanama gibi anladım ben efendim. Doğru mu anladık acaba? Telefon hattımızda bir problem var. Ama yine de şunu söyleyebiliriz. Tabii. Öncelikle bu herhalde bir sıranın ultrasonografi bulgusundan biraz endişelenmiş. Bir böbrek 81, bir böbrek 82 milim. Bu son derece normal bir şey. Kesinlikle. İki böbrek arasında 8-10 milime kadar boyut farklı olabilir. Bu ölçümden kaynaklanan hata demeyelim de görüntü farklılıkları olabilir. Yani böbreklerin boyutları açısından, fark açısından hiçbir problem yok. O açıdan rahat olabilir. İdrar yolu enfeksiyonundan başka nedenlerde ufak tefek kanamalara yol açabilir. Herhangi bir ciddi durumu yoksa pekala çocuk doktoru da bundan baş edebilir. Çocuk doktoru bu işi çözümleyebilir diye düşünüyorum. İlle nefroloğa gitmesi, gitmesi gerekiyorsa yine onu çocuk doktoru yönlendirecektir. Evet efendim. O zaman efendim ben bir de şunu sormak istiyorum. Reflü meselesi biraz önce bahsettiniz. Dediniz ki hani reflü var mı yok mu diye de bakılabilir idrar yolu enfeksiyonlarında. Reflüyü bu kadar önemsememizin sebebi nedir efendim? Reflüden niye korkuyoruz? Şimdi reflüden iki nedenle korkuyoruz. Bir tanesi özellikle kız çocuklarında reflüyle beraber idrar yolu enfeksiyonlarının sıklığı artabiliyor. Yani tekrar tekrar idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabiliyor reflü. Siz başka önlemleri alsanız bile. O nedenle reflünün bilinmesi önemi var. Çünkü bazen bazı durumlarda bunun cerrahi olarak giderilmesi yoluna gidiyoruz biz. Yani cerrahi bir ameliyatla, basit bir ameliyatla reflünün ortadan kaldırılmasını önerebiliyoruz bazı çocuklarda. Her zaman değil. Çünkü bazen kendiliğinden de kaybolabiliyor bu reflü olayı. Ama yaş onun ilerledikçe. Varlığını tespit edip, ama varlığını tespit edip ona göre önlem almamız gerekiyor. Mutlaka izlemek ve önlem. Eğer ameliyat demiyorsak çoğu defa koruyucu antibiyotik kullanıp idrar yolu enfeksiyonlarının tekrarlamasını önlüyoruz. Bir de tabii reflüyle beraber böbreklerin kendisinde de doğuştan bir takım başka bozukluklar da bulunabiliyor. Onu da erkenden ortaya çıkarmış oluyoruz. Orada da alınması gereken tedbirler varsa, başka tedbirler varsa onlar da gündeme geliyorlar böylelikle. Onun için reflünün tanınması önemli. Peki. Efendim Fatma Hanım hattımızı kendisine hemen alıyoruz. Fatma Hanım hoş geldiniz efendim. Alo. Dinliyoruz efendim buyurun. Benim torunum var 6 yaşında. Evet efendim. Devamlı idrar enfeksiyonu geçiriyor ve idrarını yapmıyor, tutuyor idrarını. Bir de kabızlığı oluyor tabii tuttuğu için. Yapmıyor. Akşama da geri yapmasa yine diyor ki gelmiyor diye. Zorla götürüyoruz tuvalete. Anladım. Efendim çok teşekkür ederiz. Gerçekten o kadar efendim? Pratik güzel şey söylediniz ki, bunu soru sordunuz ki. Hani bu soru belki de programı özetleyen bir soru gibi oldu. Çok teşekkür ederiz. Önerilerimiz olacak efendim size. Yani evet doğru. Yani bu dediğim gibi bu problem idrar yolu enfeksiyonlarının tekrarlaması, kabızlık ve idrarını tutma bu bir üçlü gibi çoğu defa karşımıza çıkıyor. Bunu ortadan kaldırmanın yani bu döngüyü kırmanın da yolu önce kabızlıkla mücadele sonra da hakikaten düzenli tuvalete gitme alışkanlığının çocukların kazanması. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Normal şartlarda idrara tuvaletimiz gelir gelmez gidelim demiyoruz artık. Tuvalete belli saatte bir gidip idrarı boşaltalım. Aynen dediğiniz gibi yani hissettiğimiz için gitmeyeceğiz. Saate geldiği için tuvalete gitme gibi bir yöntem yapmak lazım. Belki bunu çocuklarla küçük oyunlar gibi yapılabilir. Bazen öyle öneriyoruz. İşte bir çizelge yapın. Sabah kalkar kalkmaz tuvalete gidilecek. Ondan sonra kahvaltıdan sonra gidilecek. Okula gitmeden evvel bir daha gidilecek. Öğrenciyse diyelim çocuk. İkinci teneffüste gidilecek. Dördüncü teneffüste gidilecek. Her akşam da bunu bir tekrar kontrol edelim. Gerçekten bu saatlerde tuvalete gidildi mi gibi bir davranış şekli, bir alışkanlık kazanmak önemli. Biz büyüklerin de örnek olması lazım. Yani kalkıp televizyonun karşısına veya bir bilgisayarın karşısında ertelememiz lazım. Ertelersek kötü örnek olabiliyoruz. Bir de efendim çocuklar idrar yolları problemi açısından tuvalete gittikleri vakit idrarlarını ne kadar kısa sürede yapıp da tekrar dizeye dönebilirsem, televizyona dönebilirsem o kadar kârdır diye düşünüyorlar. İdrar torbasını tam boşaltamayabiliyorlar. İdrar torbasının tam boşaltılamaması sanki o böbreklerimizi temizliyoruz. Biraz önce güzel örnek verdiniz. Suyla yıkıyoruz ama o suyu orada bekletmiyoruz. Temizlenmesi gereken suyu atıyoruz. O su bekletiliyor gibi geliyor. Doğrudur. Evet bu tuvalette mümkün olduğu kadar az vakit geçirelim felsefesinden yola çıkarsak bir miktar bizim rezidü dediğimiz artık idrar kalıyor idrar kesesinde. O da idrar yolu enfeksiyonları için ciddi bir ortam yaratıyor orada. Onun için İdrar kesesinin tam boşaltılması önemli. Hatta biz bazen çocuklara iki defa tuvalete gitmeyi öneriyoruz. Şöyle bir tuvalete gitsin,
çıksın 5 dakika sonra bir kere daha gitsin. O kalanını mutlaka bir tekrar boşaltsın. Hele bazen idrar kesesinin boşaltılmasında problem olan çocuklar oluyor. Onlarda bunu mutlaka uygulanması lazım. Ama dediğim gibi yani bunu bir alışkanlık, bir davranış haline getirmek gerekiyor. Efendim son 1-2 dakikamızmış. Arkadaşlarım uyarıyorlar. Ben son olarak şunları sormak istiyorum. Yani bir kere tedavinin başarılı olması için uygun teşhis, tetkiklerle tedavi tanımızı kesinleştirdik ama arkasından tedavimizi de tam süresince yapmak gerekir. Hani o süre konusunda mutlaka da bazen uyum süre problemleri olabiliyor. O konuda ne dersiniz mutlaka tedaviyle alakalı? Bir idrar yolu enfeksiyonu tedavisi kabaca bilimsel verilere göre 10 gün, en azından 7 gün sürmeli. Bu küçük bebeklerde, bu ciddi sepsis dediğimiz durumda daha da uzun. 2 hafta, bazen gerekiyorsa 3 haftaya kadar da uzayabilir. Onun için bu süreye mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Hani bir antibiyotik aldınız, 2 gün sonra belirtiler de ortadan kalktı. Çocuk rahatladı, ilacı bir tarafa koyalım. Olmasın. En azından 1 hafta. Bazı durumlarda eğer iltihabın yeri böbrek diye düşünülüyorsa en azından 10 gün muntazam bir şekilde ilacı kullanılması gerekiyor. Bir de idrarımızı lütfen diyorsunuz. Bekletmeyelim, ertelemeyelim. Ertelemeyelim. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun verdiğiniz güzel bilgiler için. Efendim Profesör Doktor Lale Sever, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden nefroloji bölümünden hocamız sağ olsun bize çok kıymetli bilgiler verdi, güzel bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Efendim yarın sabah İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Doçent Doktor Ayşegül Ünüvar hocamız gelecekler. Özür dilerim, Profesör Doktor Ayşegül Ünüvar hocamız gelecekler ve bizlerle efendim kanamaya eğilim oluşturan hastalıkları konuşacaklar. Yani vücudumuzun herhangi bir yerde çürük olabilir, kanama olabilir, burnumuz kanayabilir. Niye kolay kanıyor vücudumuzun bazı yerleri? Acaba altında özel bir hastalık var mı diye bunları konuşacağız. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın. Türkiye Hastanesi önce çocuğumu sundu.